Sayın milletvekillerimiz Mustafa Balbay, Ahmet Toktaş, İl Başkanımız Yalçın Gölgeç, sayın ilçe başkanları ve yöneticileri, ilçemize teşrif etmiş misafir ilçe belde belediye başkanları, basınımızın değerli emekçileri, başımızın tacı hanımefendiler ve beyefendiler. Sultan Dağı'nın kucağında sıra dağlar gibi duran sevgili çaylı hemşehrilerim. Türkiye'mizin iftarı, kalemiyle karanlıklara ışık tutan Cumhuriyetimizin kırılmaz kalemi, özgür gazeteciliğin yılmaz savunucusu, fikir adamı ve hayatını devrimciliğe adamış yiğit insan Mustafa Balbay memleketimize hoş geldin. Başkan Cengel! Başkan Cengel! Başkan Cengel! Başkan Cengel! Başkan Cengel! Başkan Cengel! Bu büyük insan, büyük kalem size biraz sonra hitap edecek. Onu çayda gördüğüm için, sizlerin huzuruna geldiği için kendisini kutluyorum ve kafam yapısında olduğu için de aynı yolda görüyoruz. 74 yılından bugüne Cumhuriyet Gazetesi hiç evimden eksik olmamıştır. Onun yazarı sayın büyük insana çaya teşriflerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sizlere aday olduğum için hemen bir iki söz söyleyeceğim. Bu topluluğu bir daha zaten bulamayabiliriz. Her zaman buradayım. Benim... Onu sizden yok ama bugünkü için diyorum, bugün. Benim adaylığımla 73 yılından 80'e kadar aralıksız belediye başkanlığı yaptım. 9 sene ara verdim, 89'dan 94'e kadar belediye başkanlığı yaptım. Ve çok güç sorunlarda bu çaya ben hizmet ettim. Hepiniz biliyorsunuz. Doğru. Şimdi aday olduğum zaman karşı gruptan belediye işçilerini organize eden iki grup var. Neymiş? Yaşar Çengel geldiği zaman işçi ve memurların maaşını vermezmiş. Yalan. Biz satmadık biz. Yaptık. Ben onlara sırf 89-94 yılı arasında 200 kadro verdim. Ne güçlükler arasında çalıştım hepiniz biliyorsunuz. Memleketimiz Afyonumuzun Maliye Bakanı vardı, İsmet Adil edilen insan. 2 sene bana 1 lira para vermedi İller Bankası'ndan. 1 lira para, bunu Çaylı belki bilmiyor. Onur Kumbarıcı başının o günkü parayla 2,5 milyar karşılıksız onayladığı parayı bakanım diyor şunu sil, gerisini onaylıyorum diyor. Ben de dedim ki Onur Kumbarıcı başına sen kimin bakanısın dedim. Ben SHP'nin belediye reisiyim, sen SHP'nin bakanısın. Ayıp etmedin mi dedim. Böyle günleri yaşadım. Onun için aleyhimde dediği budur çıkarmalarına gerek yok. Çayın esnafına da ihtiyacım var, işçisine de ihtiyacım var, halkına da ihtiyacım var. İkinci bir dedikodu, Yaşar Çengel geldiği zaman kapıların önlerine esnafı eziyet edermiş, şudur budur. Ben o esnafların halkımıza hizmet etmesi için disiplinli olmasını sağlamak istiyorum. Bir lokantaya girdiği zaman montuyla hizmet eden garson istemiyorum. Beyaz gömlekli garson istiyor. Bu yanlış mı? İnsan zorunlu yaşamaktır. İkinci husus. Aldığım belediye otobüslerinin hastane ve Afyon otogarına girecek. Şu anda biliyorsunuz, yollarda hatırlıyorsunuz. Ama ben seçtiğim gün 15-20 gün içinde hastane ve otogara otobüslerin girecek. Belediyenin otobüsleri. Bravo! Bazı beklettiğini istemiyorum sayın yetkilimizi. İçme suyu zaten kangren. O da benim görevim. Onu da sizlerin üstüne içilir bir su.
hizmetimde ileride açıklayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Büyük ekibimize. Büyük ekibimize hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Başkan! 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 Teşekkürler.